Bayram ne demektir? Bayram dostla buluşmak, dostla sevişmek demektir. İki türlü bayram yaparız biz. Birisi Ramazan bayramı, birisi Kurban bayramı. Peki Ramazan bayramını afakta Recep, Şaban, Ramazan bitiminden sonra yaparız. Şevval'in birinci günü bayram yaparız zahirde. Kurban bayramını da ondan 70 gün sonra yaparız. Peki bunun vücut ülkesindeki olan bu bayramlar nasıl yapılmalı ki biz her dem bayram deliye ve veliye her gün bayramdır derler ya, veli belirli tahsili yaptıktan sonra o dostla daima beraber olduğu için bayram yapar. Deli ise akıldan yoksun olduğu için hep onunla beraber orusundan mütevellit bayram yapar. Ama biz bunu laf olarak söyleriz. Fakat bunun idrakında değiliz. İşte onun için Ramazan bayramı fıtır bayramıdır. Yani fıtrat gereği olan senin olmadığı halde kendine nispet edip de aslında öğrenilse kadar olan dem demek. Yani fenai efal, fenai sıfat, fenai zat yaparsan tevhid tahsilinde de tevhid efal, tevhid sıfat ve tevhid zatın tamamının idrakına varırsan ölmezden evvel öleceğin için sende bir doğum zuhur eder. Nedir o? Veledi kalp. Kalbin oğlu. Yani kalp bir oğlan doğurur. İdrakında, bilincinde, irfanet ve kemalatında bir oğlan doğurur. İşte bu bayrama çıkmıştır. Yani siz ikilikteydiniz. Kendi varlığınızın olmadığını, kendi varlığınızın o ikiliğini yok ettiğiniz zaman sizdeki varlığın, Cenab-ı Hakk'ın varlığının idrakı ile tecelli-i efali zevk ettiyseniz, tecelli-i zatı zevk ettiyseniz, sizin varlığınızın olmayıp, zatınızın onun zatı olması nedeniyle dostla buluşmuş, dostla sevişmiş, dostla bayram yapmış olursunuz. Dikkat ederseniz, idrakınızdaki ikiliğin birliği. Halbuki sizin zannınızın, hayalinizin birliği bu. Zanda Allah yok. Hayalde Allah yok. Ama bayram yapıyorsunuz. Bunun arifeti yoktur. Nefsinize arif olursunuz. Onun için hakkı arif olamadığınız için Ramazan bayramında arife de yoktur. Ramazan bayramında arife bulunmaz. Bu bayramı ne yaptınız? İkilikten birlik idrakına vardığınız zaman kendinizdeki olan Cenab-ı Hakk'ın varlığının zevki sizde bir mutluluk, bir huzur verdiği için Rabbinizle kucaklaşmış, Rabbinizle sevişen, Rabbinizle hemdem olan bir haldesiniz. Buna bayram denir. Ama lafla değil, sizin kendinize nispet ettiğiniz efalinizin, sıfatınızın, zatınızı fenai efal, fenai sıfat, fenai zatla yaptıysanız bayrama çıkmazdan evvel bir de sadakaya fitir vermek mecburiyetindesiniz. Vaciptir. Neden? Nedir o? Niye verelim sadakaya fitiri? Benim varlığım kalmamış. Devlet bile vergisini varlık sahibine alıyor. Varlık olmayan kişiden devlet vergi almıyor ki. Nedir sadakaya fitir? Esma. Ha, kendi esmanı dahi hak yolunu vereceksin. O esma senin değil. Ahmet veya Mehmet esman varsa bu senin halkiyete ait olan Allah'ın verdiği bir isim olacak. Senin kendine nispet ettiğin o ismi de yok edeceksin. Böylece bayrama çıktın. Ramazan bayramını sevişmek, buluşmak, görüşmekle zevk ettin. Ondan sonra ne yapıyorsun? 70 gün sonra Kurban Bayramı geliyor. Dikkat ederseniz Kurban Bayramı'nda da bayram. O da dostla bayramlaşma. Niye? İşte sizin zatınızın, sizin sıfatlarınızdan birleşimi,
sıfatlarımızdan açığa çıkması ile gene zat sıfatla birleştiği bayram yaptı. Daha evvelden sıfat ayrıydı, zat ayrıydı. Zat da yok oldu. Bayram yaptı. Yani sıfatın zatta ifnalığına Ramazan bayramı dendi. Ramazan demek, kor ateş demektir. Benim varlığım vardı, kor ateşte yandı. Hep gayret kalmadı. Ondan zatla beraber oldu. Şimdi, kurban bayramına gelince, kurban, kurbiyet demektir. Yaklaşmak demektir. Benim varlığım tek oldu artık. Neye yaklaşıyor? Sıfattan tecellisine yaklaşıyor. Zat, sıfattan kendisi ilan ediyor. Yani, men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Bu, nefsinizi tanıdınız, Rabbinizi tanıdığınız zaman Rabbinizle buluşmanıza Ramazan bayramı dendi. Men arafe rabbehu fakat arafe nefsehu. Rabbinizin nefsinizden ne şekilde tecelli ettiğinin zevkine ererseniz, gözünüzden hakikaten haram mı bakıyor, helal mı bakıyor, gıybet mi dinliyor, yoksa hak kelamı mı dinliyor, yalan mı söylüyor dininiz, yoksa hak vakati mi konuşuyor? Bunların idrakı sizde var. Dolayısıyla işte o zaman sıfatlardaki ruhunuzun o Cenab-ı Hak ruhtan sorarlar. Rabbim bir emridir. Emirler halinden geldiği için ruhta kötülük yoktur. Ruh temizdir, paktır. Nefsi deminde kendine paktır. Meyhanedeki kumarhanedeki insanlarda da ruh temiz midir? El cevap temizdir. Onun nefsi kötüdür. Aklını nefsin emrinde kullanır. Fikrini nefsin emrinde kullanır. Şeytani işlerini nefsin emrinde kullandığı için bant çekmiştir ruhun ağzına. Ruha hüküm şey vermez. Söz hakkı vermez. Vermediği için de işte ne yapar? Ona söz hakkı vermediği için istediği gibi vücut ülkesinde at oynatır. Kim oynatır? Nefis. O bakımdan burada ise artık Rabbini tanıdığınız nefis alemi bittiyse o zaman nefsinizin mutmain nefis halinde ruhun emirlerini ne dereceye kadar uyguluyor ona bakar. Demek ki bir süfri nefsin bir vadisi var. Bir de mutmain olmuş olan nefis haline dönüştüğü zaman artık o nefisler senin gözün, kulağın, elin, ayağın, her türlü azaların nefse değil de ruha tabi olduğu zaman onun adına mutmain nefis denir. Artık hakkı görmek, hakkı duymak, hakkı konuşmak onda tecelli eder. Bu ruhun bu sıfatlara yaklaşmasında kurban denir. Onun için kurban ikidir deriz biz. Birisi koç kurban, birisi can kurban. Koç kurban neydi? Benim koç gibi benim varlığım var ya, bu koçumu fenaya yapal, fenaya sıfat, fenaya zat yapmak suretiyle ne yaptım? Yok ettim, kurban ettim. Hak yoluna verdim. Yok ben değilmiş bunlar dedim. Ölmeden evvel öldük diyoruz buna biz tevhidde. Bunları verdik. Şimdi ise can kurban yapacağız. Peki canın kurbanı nedir? Canın kurbanı ruhtan sıfata tecellidir. Yani candan canana intikaldir. Bu da canın kurbandır. Yani can canana yaklaşmasına kurban dendi. Kurban kurbiyettir. Kurbiyet ise yaklaşmaktır. Kim kime yaklaştı? Ruhunuz sıfatlarına yaklaştı. Ben ruhumun gözümden görmesini istiyorum. Nasıl görüyor? Kulağımdan duymasını istiyorum. Nasıl duyuyor? Dilimden nasıl konuşacak? Benim kendi marifetimi, kendi güzelliklerimi sergilemek istiyorum ben. Benim güzelliklerimde Cenab-ı Hakk'ın güzelliği var. O zaman benim haktan başka şey görmemem lazım. Benim haktan başka şey duymamam lazım. Benim haktan başka bir şey konuşmamam lazım. Benim hakikaten gözüm harama bakıyor. Dilim hala yalan söylüyorsa bu benim nefsimin emrinde olduğumu gösterir. Bu azalar ruhun emrinde değillerdir. Onun için işte tevhidde kişi evvela ikilikten birliğe çıkar. Bir rekat namaz kılar. O birinci rekat kuluna aittir. İkinci rekatta ise Cenab-ı Allah o kulun tertemiz, hak olan vücut ülkesinde tecellilerini zuhur ettirir.
Çünkü siz bir bardağın içerisinde herhangi bir şey varken oraya bir şey koyamazsınız. Bardak boşsa koyarsınız. Siz de boşaldıysanız Cenab-ı Hak da sizden İnnallâhi ve melâketehü sallûn alel nebiyyi tecelli ettirir. Allah ve melekleri Muhammed'e bak namaz kılıyorlar. Siz zannediyorsunuz kendiniz kılıyorsunuz namazı. O sizin kıldığınız namaz sizin kendi varlığınızın iknasıdır. Yoksa sizin gücünüz kuvvetiniz yok ki namaz kılasınız. Namazı kim kılıyormuş? Yani sizin basarınızdan kemalatıyla açığa çıkmak için Cenab-ı Hak tecellisiyle namaz kılıyor. Namaz o. Onun için böylece koç kurbandan sonra can kurbanı da yaparsak iki kurban yapmıştır. İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem de biri iki kurban kesmiştir daima. Biri ümmet için kesmiş, birisi de kendisi için kesmiştir. Yani ümmet için kestiği kendi vücut ülkesindeki olan koç kurbandır. Kendisi için kestiği kurban ise can kurbandır. Zaten ona sahip. O bakımdan kişi böylece ve Arafat da şey, Kurban Bayramı'nda Arife'de vardır. Çünkü Arife demek arifiyet demektir. Ne arifiyettir? Cenab-ı Hakk'a arif olmak. Cenab-ı Hakk'ın hakkında yeterli bilgisi var. Çünkü ruh sahibi olan bir kişinin artık arif olmaması mümkün değil. Siz tevhid-i efali, tevhid-i sıfatı, tevhid-i zatı gördüğünüz zaman Rabbiniz hakkında yeterli bilgi sahibi olmuyor musunuz? Olmadıysanız zaten onları da layıkıyla almamışsınız. Olduysanız anladınız ki Rabbiniz size efali verdi, sıfatı verdi, zatı verdi. Meğerse benim aslım buymuş. Bunlar benim zannediyordum, bunlar benim değil, Rabbimmiş diye karar verdiniz. Şimdi bunun üçüne birden ne denir? Ruh denir, enerji denir, hayat denir. Bu enerji, bu hayat kendisini gösterebilmesi için senin mülkündeki olan sıfatlarından, azalarından açığa çıkması lazım. Neyle çıkacak? Bir halle çıkacak. Bir irfanet ve kemalatla çıkacak. Bir ahlak güzelliği, edep güzelliğiyle çıkacak. Yoksa sen hala da edepsizlik, ahlaksızlıkla devam ediyorsan o sıfatlar sendeki olan o yüceliği açığa çıkarmıyor demektir. Yok ki çıksın. Ne varsa onu çıkar. Bir bardağın içerisinde su varsa su çıkar. Şeftal varsa şeftal çıkar. Yani suyu çıkar. Gazoz varsa gazoz içir. Onu verir. Yani ne varsa içerisinde onu çıkarır kendisi dışına. İçeride olmayan dışarı çıkaramaz. O bakımdan. İşte böylece iki bayramı biz hem Ramazan bayramını hem de Kurban bayramı kutlarız. Vücut ülkesinden bu bayramları nasıl kutlarız? İşte idraktır bu da. İkilikten birliğe çıkmanız sizin Ramazan bayramınızdır. Çünkü İki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan 10 gündür. 10 günü rahmet, 10 günü mağfiret, 10 günde cehennemden azaltır diyor. Veyahut da Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban ayı benim ayım, Ramazan ayı ümmetimin ayıdır. Aynı şeyler. Yeter ki idrakında vakıf olur. Yani bu efalin, sıfatın, zatın bu varlıkların tecellilerinin ifadesi çeşitli yönleriyle kullanmış. Siz irfanet ve kemalat sahibi olursanız o zaman Recep ayı Allah'ın ayı. Fiillerin faali Allah'tır çünkü. Şaban ayı benim ayım. Şaban ayı sıfat ayıdır da onun içinden ayıdır. Çünkü kemalat, Rahman sıfatını Muhammed denir. Dedim biraz evvel. Yoksa bir telefon direği gibi görmek Muhammedlik değildir. Ondan sonra Ramazan ayı da ümmetin ayıdır. Ümmetin ayı neden oluyor? Çünkü ümmetin ayı bizzat orada vücudun vücudullah oluşu tecelli ediyor onun için. Her kim ümmetini layık olabilirse onu zevk edecek, etmektedir. Peki Kurban Bayramı'na gelince 70 gün dikkat ederseniz. 68, 73 değil. 70 gün. Neden 70 gün? Sonra çünkü sizdeki olan o birlik idrakı, o ruhullah idrakı sıfatlarınıza tecelli edebilmeniz için gün sayısıyla değil, sizin yedi sıfatınızla onun tecellisini, zevkini ermeniz lazım. Bir tasdik, kalp tasdikidir bu. Yani yedi sıfatın zahir ve batın beşerden on duygusuna 70 eder. Ancaksın bir şeyi bir anda daha idrak etseniz
mutlaka yedi sıfatınızla, zahir ve batınla onu idrak ederseniz Kurban Bayramı'na erişmiş olursunuz. Efendim ruha zat diyemiyor değil mi? He? Ruha zat diyemiyor değil mi? Ruha zatın tecellisi. O zatın tecellisi cüz. Allah'a göre kül. Tarif etmek gerekirse. Allah kül derdim nezerde de. Yani anlatmak için söylüyorum onu. Onun için bize tecelli etti. E biz burada mesela bir çekirdek ağacı oldu. Ağacın dallarında 1000 tane ne var? Meyve var. Meyvanın her birinde o çekirdek var. Orada o çekirdeğin cüzleri var. Yani her meyvada meyve. He. Tüm meyveler sırasında bir tek meyve kalır. Onun çekirdeği toprağa gelsin. O zaman o kül olur. Onun çıkardığı meyveler de cüz olur. O yüzden ruhdan sıfatlar. He. Böyle. Onun için biz de tecellisi Cenab-ı Allah'ın biz cüzüz. Cenab-ı Allah kül. O bakımdan bizim zat halimiz deriz. Zat halimiz ondan bir cüzdür, bir damladır. Okyanustan bir damla. Ama o, okyanus da aynıdır ama suyu tahil ettiğimiz zaman aşkı o çıkıyor ya, okyanustan da hani aşkı o çıkıyor. İki hidrojen, bir oksijen çıkıyor. Başka bir şey çıkmıyor. Okyanusu da umman denizlerinde tahil etseniz aynı, bir damla suyu da tahil etseniz aynı. Şey yönüyle, hacim yönüyle bu bir damla, öteki çok geç. Artık fark bu. O bakımdan zat dediğimiz zaman Allah'ın zatı sizdeki olan cüz yönüyle siz onun zatının bir mümessilisiniz, bir şubesisiniz. Onun için daima söylediğim bir husus vardır. Dua ederken bile diyoruz ki iki can serveri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhuna hediye edildik. Hazreti Muhammed'in sizin duanıza ihtiyacı yok. Bakmış, 1400 sene evvel yaşamış olan peygamberinize ihtiyacı yok. E dua etmeyelim mi? Yine gidiyor o dua. Sizde onun Muhammedliliği cüz olarak var. O sizdeki olan o Muhammedlilik var ya, ona yapıyorsunuz aslında siz duayı. Yoksa 14 asır evvelki bir peygamberin zaten sizde cüziyeti var. Oraya ona değil sizin duanız, onun size ihtiyacı yok. Ama sizin ona çok ihtiyacınız var. Onun için kendi gönlünüzdeki olan o Muhammediliğe dua ederseniz, iki can serveri sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhuna hediye edelim derseniz, buradaki o dualarla buradaki Muhammed gelişe gönlünüzden hapisten bir gün çıkacak, kurtulacaktır. Artık sizden görmesiyle Muhammed olacak, duymasıyla Muhammed olacak, konuşmasıyla Muhammed olacak hale gelecek. Dua edin. Evliyalara, enbiyalara, ulemalara, şehadalara, piran, mürdan, mahvan deyin. Ha, evliyalar, enbiyaların size ihtiyacı yok. Onlar Allah'ın dostları olmuş. Sevgili kulları olmuş. Ve bu alemde kazandıklarını kazanmışlar, bu alemden ayrılmışlar. Ceseden yoklar. Ama ruhlar da ölmemiş, duruyor. Ve o duran ruhlar da size ihtiyacı yok. Bütün evliyaların, enbiyaların, ulemaların, şehadaların. Yok. Niye dua ediyoruz o zaman ya? Senin vücudunda, vücut ülken onların şubeleri var. O şubeler de duaya mazhar olurlarsa, senin yapmış olduğun dualarla onlarda da artı ve pozitif enerjiler yükseldikçe senin iman seviyen, senin hak vakıta vakıfiyetin artacaktır. Yoksa uzaklardaki bir kişiye dua etmiş değilsin. Ben Mevlana Celalettin Rumi'nin mübarek ruhunu hediye edeyim. Burada o. Buradaki Mevlana'nın o mübarek ruhu gelişirse onun faydası sana. Mevlana'nın, oradaki Mevlana'nın bana ihtiyacı yok. Benim o Mevlana'ya ihtiyacım var. O Allah'ın tadı evliyası olmuş. Yani biraz mantığınızı kullanın. İşte böylece ister dualarınızda olsun, isterse bayram meselelerinde olsun, Ramazan bayramı sizin İkilikten birliğe çıkma bayramınızdır. Gönlünüze sorun. Ben hakikaten nefsime mi mağlubum? Nefsimin emrinde miyim? Yoksa ruhumun emrinde miyim? Ruhun emrine girdiysen Ramazan bayramını kutladın. Bir. Nefsinin emrindeysen daha Ramazan bayramını da kutlamaya hak kazanmadın. İki. Kurban bayramı da
senin o ruhunun hakikaten o ruhaniyetinin idrakında varsan o sıfatlardan tecellilere bak. Ayniyet mi görüyorsun, gayriyet mi görüyorsun? Gayriyet görüyorsan hala daha o kurbanı kesmedin. Can kurban daha sana bir şey değil, layık değil. Gayreti gören göz, can kurbanı kesmemiştir. Gayreti duyan kulak, can kurbanını kesmemiştir. Gayreti konuşan insan, o can kurbanını kesmemiştir. Gördünüz mü? İşte böylece siz bayramın ikisini de yaparsanız, göreceksiniz ki bütün fiillerinizde artık Ramazan bayramında birle bir olmuşsunuz. Sevgilinizle kucaklaşmışsınız. Kurban bayramında da sıfatlarınızdan tecelliler ile her an, her zaman, her varlıkta birliğinizin ilanını yapmışsınız. Bayram, bu da bayram. Zatın sıfatın birleşmesi ve o sıfattan da fiillerle açığa çıkması bayramın da kendisi. O zaman işte beraber, onunla beraber olmak, onun tecellisini kendine görmek. Kıyam, namaz kılıyorsun, namazda kendini görüyorsun. Rukiye varıyorsun kendini, secdeye varıyorsun kendini. Yani kendindeki olan bu tecellileri görebiliyorsan sen Muhammedi Rahman Kemal'e sıfatlarından açığa çıkışının bir sıfatı olmuş olur. Efendim bayramlarını aklınızda Cuma bayramlarını anlatsanız diye bilmeden. Cuma mı? Cuma. He. Bir de tabii üçüncü bir de Cuma bayramı var, doğru. Cuma nedir? C harfi cemdir. Neyin cemidir? Efalin, sıfatın, zatın cemidir. Veyahut da tenzihin, teşbihin, tevhidin cemidir. M harfi nedir? Muhammed'dir. Senin gibi bir Muhammed'de Cenab-ı Allah üç tecellisiyle cem olmuş. Sen aslında bir cumasın. Cuma. Cuma günü öğle vaktinde kılınır. Öğle vaktindeki öğle namazını iptal eder Cuma. Çünkü bayram Ramazan bayramındaki olan bir bayram namazının vacipliği vardır. Bir kurban bayramındaki olan bayram namazının vacibiyeti vardır. Etti iki. Bir de cuma gündeki olan bayramın vacibiyeti üç. Bunların üçü birleştiği zaman farz olur. Cuma namazı farzdır. Dolayısıyla bu cumayı kimler kılar? Cumayı erliğini bulmuş ve tenzihi, teşbihi, tevhid yapan kişiler kılar. İsterse kadın olsun. Surette kadın olabilir. Ama sirette erliğini bulmuşsan, bu üçlemeyi yapabildiysen, o her nerede olursa olsun o namazı kılar. Kılmalıdır. O bakımdan cuma günü öğle namazı vaktinde kılındığı için öğle namazının tümünü farzı da dahil iptal eder. Günümüzde maalesef bu da uygulanmıyor. Cuma günü 4 rekat evvela bir sünnet kılınır ki o cumanın özüdür. Cumanın 2 rekat nasıl kılınacağının bir idrakıdır. Ondan sonra Hoca Efendi hutbeye çıkar. Vaaz nasihattan sonra gelir, imamiyete durur 2 rekat, bütün cemaatla namaz kılınır. Bu farzdır. Etti 6. Cuma'dan sonra da 4 rekat daha bir sünnet vardır. Bu sünnet takılırsa 8'i sünnet, 2 rekat farz olur. Hepsi 10 rekattır. Bundan başka namaz yoktur cuma günü. Ama kardeşlerimizin çokları cuma günü zuhur-u ahir veyahut da zuhur-u evvel adı altında bir ya kabul olmadıysa öğle namazı diye bir namaz kılmakta, bir de vaktin sünneti diye namaz kılmaktadırlar.
Halbuki vaktin farzını iptal eden bir cuma, vaktin sünnetini haydi haydi iptal eder. Ulan mübarek, hiç mi düşünemiyorsun? Bunu ben müftüye sorduğum zaman müftü doğru söylüyorsun demiştir. Ama fazla namaz kılmak kötü mü? Ulan mübarek, bunların işi var, gücü var icabında. Nafile namaz kılacaksın, kişinin evinde kılsın. Camide hakikati bir kere göstermeniz gerekmiyor mu sizin dedim müftüye de. Dedi, yani böyle emrediyor, böyle yaptırıyoruz. Dedi. Bazı yerlerde yapmıyorlar ama dedi, bazı yerlerde yapıyor. Yani Türkiye'nin bir bölümünde yapılıyor, bir bölümde yapılmıyor. Bu caiz değil. Ya tam manasını bilerek yapılmalı veyahut da yapılmamalı. Hem yapılan hem yapılmayan yer olursa olmaz. Buradaki manada yapılmaması doğrultusunda olduğu için iki rekat farzın dışında 8 rekat sünnet vardır. Bu sünnetleri siz ister kılarsınız ister kılmayabilirsiniz de. Ama mutlaka namaz 10 rekat, 4-8 sünnet, ikisi farzdır. Zuhru ayrı namazı, cuma günü namazının kabullüğünden şüphesi olanlar, namazının kabul olup olmadığını bilmeyenler için geçerlidir. Acaba? Ben şöyle size bir çukur kazdım. 1 kilo çukur, 1 metre çukur kazdım. Kazdınız. Arkadaş, 1 metre çukur kazdın mı? Orada görünüyor çukur. Kazdım demesi gerektiği yerde, acaba kazdın mı gider mi? Görünüyor, kazdım demesi lazım. Gaz dese kazdım diyecek. Kazma dese kazmadım diyecek. Orada göründüğü halde, acaba kazdın mı ki diyor bana. Aynen bunun gibi. Mübarek gidiyor camiye. Kılıyor namazı, 16 rekat kılıyor. Ondan sonra diyorum ki, kazdın mı bu çukuru acaba? Çünkü Allah ya kabul etti ya kabul etmedi diyor. Tereddütlü yok, kıldığı namazdan emin değil. Kendisinden ayrı bir Allah tahayyül edenler, kendi zannında hayalinde bir Allah bilenler, inanın kıldığı namazlardan da emin değillerdir. Kendilerindeki olan bazı meselelerden de emin değillerdir. Acaba'ya girerler. Acaba İslamiyet'te asla kabul edilmeyen bir olaydır. Onun için zandan, hayalden sıyrılalım. Zanla, hayalla, hayalle Allah'a ibadet edilmez. Allah'a kulluk yapılmaz. Allah zanda, hayalde değildir. Hayaldeki, zandaki bu Allah'a hiç tanımadığın, bilmediğin Allah'a nasıl ibadet ediyorsun sen? Toplum yapıyor, biz de onu yapıyoruz. Zaten doğru dürüst. Bunun idrakında değiliz ki. Diyeceksiniz belki de. Ondan da faydalanamıyorsun. İşte doğduğun günden, öldüğün güne kadar cehennemden de çıkmıyor. Yazık ediyor kendine. Yani cumanın hutbesi evvel tam, namazı sonra. Bayramda da tam tersi. Bu hususta ne söylemek istersiniz? Cuma günü evvela hutbe olur. Çünkü o tebligattır. Sonra farz kılınır. Yani buradaki hutbeki cuma büyük bayramdır bunun için. Yani Ramazan bayramının vacibiyeti, Kurban bayramının vacibiyeti ve cuma namazının vacibiyetin üçüyle beraber farz olduğu için evvela hutbe bunun idrakına vakıf kılmaları için nasihat edilir cemaata. Ondan sonra da Allah'ın o farzının ifadesini bizzat fertler yaşarlar. Yani namaz o kuluyla Rabbinin karşılıklı artık konuşmasının karşılığında bir mükafatlaşmasıdır. Ama cumanın dışında bayram namazlarında öyle değildir. Bayram namazlarında hangi olursa olsun, ister kurban olsun, ister Ramazan bayramı olsun. Ne yapar? Evvela namaz kılınır, sonra hutbeye çıkılır. Yani namazı kıldıktan sonra ancak hutbe olur. Çünkü onlar bir vacibiyettir, farz değildir onlar. Ramazan bayramı da, Kurban bayramı da vacip değildir. İşte namaz konuştuktan sonra bazı nasihat eder. Yani bu vacibiyet kurban kadar kuvvetli değildir ama gene konuşmakta devam edin. Bunları iyi uygulamakta devam edin diye bir nasihat durumu vardır da onun için. İnşallah Allah bu bayramlarda bizlere idrak ettirir. Böylece Cenab-ı Allah'a karşı olan
Ramazan şey kurban şey bayramındaki Cuma bayramındaki olan hüvel evveli vel ahiri vel zahiri vel batın olan dört tane onun ticellisinin evvel odur. Esmadır bunlar. Ahir odur, zahir odur, batın odur. Evvel ile batın, zahir ile ahir ikişer rekat yaparsanız, yani birleştirseniz, birisi birinci rekatta, birisi de ikinci rekatta zevk edilmiş olur. Artık Ramazan'daki, namazdaki gibi değildir o. Namazda birinci rekatta, iki rekat namaz kılarsınız, sabah namazını mesela, birinci rekatta kul kılar. Kendi varlığını, hakkın varlığını öyle der. Artık secdeye vardığı zaman, aynı aynaya ayna olmuştur mirat. Zatı zatına ayna yapar. Ondan sonra kalkarsınız, fiillerin faalini kendinizden nasıl tecelli ettiğini seyredersiniz. Rukiye varsınız, azametiyle Cenab-ı Allah'ın sizin masanızdan nasıl tecelli ettiğini seyredersiniz. Secdeye vardığınız zaman da zatınızın zatıyla nasıl hemdem olduğunu seyredersiniz. Ve tayyatta da layıkıyla bir Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Muhammed'in nasıl Cenab-ı Allah'a karşı ibadetim, taatım, her türlü tazim sanıdır dediği gibi kullar da bunu dediğinin idrakı yarısında Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin diye Allah'ın ona verdiği cevap hali zuhur ederse aynı namazı gibi iki halin karşılık konuşması olduğunu anlamış olur bir şey. Aynen buralarda kul bu iki rekat namazında bir rekatını kul bir rekatında Cenab-ı Hak kulun masandan tecellisini izaha yapar. Ama Ramazan şey bayramında böyle değildir. Cuma bayramında öyle değil. İki rekattır. Ama iki rekat ikisi de Allah'a aittir. Kula ait yoktur orada bir şey. Çünkü evvelle batın birinci rekattır. Zahir ile ahir ikinci rekattır. Bayram şey Cuma bayramında iki rekat. Çünkü C harfinden o birdeki olan efalini, sıfatını, zatını cem etmiştir kendisinden. Onun için o cemi ile beraber hem evveldir hem batındır. Ama ikinci rekatta ise o zahir ve ahirdir. Açıkta kendisinden o ikinci reketin tecellilerini görür. Azametiyle seyreder. Cuma bir şuhut namazıdır, bir idrak namazıdır, bir kalp namazıdır. Kavsiye mertebesinde kılınan bir namazdır. Öyle herkesin kıldığı gibi bedensel yatıp kalkmama ibaret değildir. Efendim cenaze namazı ne ayakta bulunuyor? Cenaze namazına gelince, cenaze namazı dört rekatla kılınır. Allah için salata, namaza yani. Resulullah için salavata. Resulullah için salavat getirilir. Meyit için duaya. Meyite veya meyite. Meyit. Meyit erkek, meyite kadın demek. Dördüncüsünde de erse er kişi niyetine, kadınsa kadın niyetine, tatlı kişi niyetine niyet edilir. Şimdi bu ayakta kılmasındaki tek hikmeti ilahiye fiilullah olduğu içindir. Çünkü Cenab-ı Allah artık buradaki olan alemden onun hiçbir hareket etmeyeceği bir bölüme, bir alemi ahiret dediğimiz ruhsal aleme geçmiştir. Bedensel alemden ruhsal aleme geçmiştir. Onun için Allah için selata deyişi bütün zahirde Cenab-ı Allah namazını zahirde kılıp duruyor. Her varlıkta tecellisini göstermiş bize. Her varlık enel hak diyor. Ama biz bunları görmüyoruz. Duymuyoruz. Her varlığı bizim görmemiz o varlıklardaki Cenab-ı Hakk'ın tecellilerini göstermek lazım. Onun için Allah için selat. Namaz Allah için namaz. Her varlık kılıp duruyor. Ama insanlar akıl nimetiyle, fikir nimetiyle, idrak nimetiyle bunu kılmaları lazım. Bütün mahlukat zaten hal lisanıyla yaptıkları görev niyetiyle zaten namazlarını kılıyorlar. Ondan sorumluluk yok onlarda. Çünkü akıl fikir yok. İnsanoğlu akıl fikirle kendine has bir iradeyi cüziye veriyor. Kendine göre bir akıl veriyor.
kendine göre bir idrak veriyor. Onun için de ayrı olarak mütalaa etmesinden mütevellit sorumluluk onu sarıyor. İşte böylece Allah için selata fiilullah olduğu için canlı ve cansız varlıklar Allah'ı tesbih ederler. Tesbih etmeleri fiillerledir. İşlerledir. Onun için ayakta kılınır. İkincisi, Resulullah için salavata. Çünkü salavat nedir? Salavat, Cenab-ı Allah'ın bütün kemalatıyla, kemalat sıfatından, zuhuratından ibarettir. Hazreti Muhammed madem kainatın efendisidir, Hazreti Muhammed madem bu varlıkların en kemalatlısıdır, o kemalattaki tecelli ancak her varlıkta, her varlığın istat ve kabiliyetine göre az ve çok vardır. İşte onun için Resulullah için salavata dediğimiz Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dediniz. Hazreti Muhammed'in Allahümme salli. Yaptık edersen ey Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Muhammed insanların efendisidir. Seyyididir diyor. İşte insanlar da bu salavatı getirirlerse o zaman insan kemalat sıfatı olması nedeniyle Muhammed olur. Böylece kişi Allah için salata, Muhammed için salavata, meyit veya meyite için duaya. Dua, kişideki olan kadınlık ve erkeklik halidir. Dua edilecek. Edilecek ama eğer kişi ise demek ki erliğini bulduğu zaman alacaksın er oluyor. Erkek de olsa, kadın da olsa erliğini bulsa erkek. Ama erkek de olsa, kadın da olsa ikilikten kurtulamamışsa hatun. Belki erkeklere zor geliyor bu. Ben ikilikten kurtulmadım ama ben erkeğim diyor. Halbuki o kadının ta kendisi Allah'ın elinde. Aslında ona da hatun niyetine değil, cenaze namazı kılmak lazım. Ama ne yapıyor? Zahire göre kıldığımız için hiçbir farkı yok. Diyoruz. İşte bu bakımdan birincisinde, ikincisinde bu tevhid içerisinde tahsil yapıyoruz bunu. Allah için salata, Muhammed için salavata, meyit veya meyiti için duaya, vücudun hangisiyse vücut yönüyle böyle, er kişi niyesine veya hatun kişine, vücudum hakikaten herhangi bir vücut ama erliğimi bulmuşsa erkek de olsa, kadın da olsa erse erdir. Kadın da olsa, erkek de olsa hatunsa hatundur. Dikkat, dört tekbirdir. İşte bu dört tekbirde biz tevhidde ne yapıyoruz? Görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Allah için salatı tevhid-i efade görüyoruz. Fiillerin faalinin Allah olduğunda. Resulullah için salavata Hazreti Muhammed'in sıfatlardaki olan kemalatının tecellileri sıfat mertebesinden tecelli ettiği için onu da sıfatta görüyoruz. Ondan sonra meyit için duaya dua ettiğimiz yani vücudun vücudullah oluşu bu vücut bizim değilmiş. Değişimiz hatun da olsa, erkek de olsa vücudu olduğu gibi ona veriyoruz. Dördüncüsüne dikkat ederseniz ancaksın er kişi niyetine, hatun kişine diyoruz. Yani bir kişi hakkın varlığıyla var olabildiyse erdir. İkilikten kurtulamamız da hakkın varlığıyla var olmayı vahdet alemine intikal ettiği için o ikiliklesi hatundur o. Demek ki vahdet alemine intikal eden bir kişinin erliği varsa o idrak ettiyse erdir. Yok etmediyse, ikilikten kurtulamamışsa o hatundur. Hatun kişi diye niyet ederiz. Ve cenaze namazını dikkat ederseniz birinci rekatında Allahu Ekber deriz ve Sübhanek okuruz. Herkes Sübhanek'i okur. Sübhanek'i okumak kişinin fena fili olması demektir zaten. Kendi varlığının hakkı muhanda yok etmesi demektir. Ondan sonra Allahu Ekber deriz. Hiç ellerimizi, kollarımızı çarpmadan, kıpırdatmadan dahi Resulullah için salavatın mevzuatında ne yaparız? Birincisinde Sübhanek okuduyduk ya ve celle senâka ve la ilâ gâlek cellesine senâ ederiz onun da. Ondan sonra Allahümme sallâ lâ mübarek okuruz. Allahümme sallâ Allah mübarek ise duadır. Dolayısıyla aynı zamanda hadis-i şeriftir. Resul Efendimiz'e, bütün ashabına, geçmişimize, her babamıza, anamıza dahil olmaz şartı bütün sıfatlara
dua ederiz. Dua da o zaten. Ondan sonra meyit için duaya. O da kişi vücudun vücuduna oluşunu idrak eder. Sonra da makamı ceme kadar olan kişinin kendi isfiyetlerinden hakkın varıyla var olsa kadar olan bir cenaze namazı kıldık mı artık o kişi hakikaten bu alemdeyken kendi cenaze namazını kılabildiyse kendi cenaze namazını zaten kılıyordu idrakında. Yok, kendi bu idraka sahip değil. Bu tahsil yapmamış. O zaman onun mürşid kâmili onun mürşidi intisap ettiyse mürşid kâmili onun tahsilini zaten yapıp duruyor bu günümüzdeki gibi. Devam ettikçe, sebat gösterdikçe onun cenaze namazını mutlaka kılmakla karşı karşıyadır. Şimdi burada bir soru daha var. Hiçbir mefta kalkıp da ben erdiğimi buldum ve hatırım diyemez. Onu nasıl anlayacak erdiğimi hatırım şu alması, kendisini anlaması şey değil, Cenab-ı Hak tarafından malum. Kişi kendisi cenaze namazında kalacak, imam da hazır mı? İmam da hazır mı? Bilmeden kıldıran imam mı şimdi? Şimdiki imamlar zaten bilmiyor ki onu bilsin. Ya benim babam öldü, bu hatun kişi niyetine kıldılar. O demez onu. Bu kadar iyi cesur bir imam da ya, onu parçalarlar. Ama bazı şeyde, bak mesela bana tecelli etti bu. Bir ihvanımız vardı, zındıktı. Cenaze namazını bana kıl dediler, ben cenaze namazını kılmam onu dedim. Cenaze namazını kılmayınca bir şeydeki Bayındır'dan bir hoca efendi ifanlardan o da yine geçti imamiyete. Ben adam mezunluk yap dediler. Ben Allah için selavata, Resulullah için selavata, meyit için dua dedim. Öte yandan meyit değil, meyit dedi. Birisi bak, bu Allah'ın o cenazedeki tecellisine göre. Gördün mü? Yani o kişinin meyit değil, meyiti olduğunun ikazı bütün cemaat da duydu bunu. Ama bunu kim biliyor? Ehli biliyor. Böyle tecelliler olursa onun biz ne olduğunu görürüz ve biliriz. Yoksa bir tecellisi yoksa keşfeli olan bilir bunu yalnız. Keşfeli ciddi bir ilimdir. Keşfeli olmayan kişi bilemez onu. Ben buna şahit oldum. Ya bu cenaze namazları boşuna kalıyor şimdi burada. Onlar bedensel olan bir cenaze namazı kılıyorlar. Taklit nasıl namaz kılıyorsak, bedensel olarak taklit bir cenaze namazı kılmamızda hiç olması yok. Çünkü fitneli küçülük yaratacaksın. Her bir insan mesela anasını öldürdü, babasını öldürdü, bunun cenaze namazı kılınmaz. Ve anasını babasını öldürdü diye cenaze namazı kılmayan olsa, akrabaları sağdaki, soldaki insanlar için bir sürü fitneler yaratıyor. Allah Allah, kendi arasındadır diyor, onun cenaze namazını gerek kılıyorlar. Ondan sonrasında Allah'la kendi arası bilsin. Demek ki cenaze namazı da bizi getiriyor. Bir hafiri bir şakma. Tabii canım, tabii. Zaten biz burada aynı zamanda dört tekbirle cenaze namazı kılıyoruz. Makamı ceme kadar yapmış olduğumuz tahsil, aynı zamanda bizim kendi cenazemizin namazıdır. Çünkü bizim varlığımız yok. Bizim varlığımız hakkın varlığıymış. Bunu öldürmemiz lazım. Öldürdük. Öldürdük. İşte zaten cenaze namazı kendilerinden kılmış oluyor. Kılınması da he? Kılınması da olur. Kılınması da olabilir de yani kılmış oluyorsun zaten. Kılıyorsun, kılınması değil. Maniyat, manada kılmış oluyorsun bunu. Bu. Bu namaz kılmış. Akışa, tavrım sağlıyor. Zahiri başka. Esas namazı kılmış oluyoruz. Bir